Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımızın yeni aboneleri, eğer videomuzda girişte uçak varsa mutlaka ve mutlaka çok enteresan transfer gelişmeleri vardır. Biz başlayalım. Elif Buse Araç'ın bir iddiasıyla başlayalım. Bournemouth kış transfer döneminde Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi Samuel için girişimlerde bulunmuş. Ancak olumlu sonuçlanmamıştı. Osayi Samuel için tekrar resmi girişimde bulunacaklar diye. Şimdi aslında böyle ekrana Mustafa Hoca yeni bildi, Mustafa Hoca yeni bildi diye böyle şey falan versek. Bir son dakika gibi böyle bir şey versek tam olacak. Niye biliyor musunuz? Ben bunu bağıra bağıra söyledim. Osayi'yi devre arasında istediler. Satın alma opsiyonlu kiralık istediler. Ama opsiyon zorunlu değildi. Biz vermedik. 12 milyon euroyu getirin. Masaya bırakın. Biz de kabul edelim dedik. Now now dediler. Sonuç ne oldu? Sonuç Osayi Fenerbahçe'de kaldı. Ancak son birkaç maç yok sakatlandı, yok oynamıyor, yok şöyle yok böyle dediler. Mucizevi bir şekilde Osayi tekrar oynamaya başladı. Çok enteresan. Miha Zajc Slovenya'nın Finlandiya ve Danimarka ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası elemelerinin aday kadrosuna çağrılmış. Şimdi Osayi için tekrar söylüyorum 12 milyon euro getiren olursa hayırlı olsun, yolu açık olsun. Miha Zajc, Fenerbahçe'mizin futbolcusu Miha Zajc da milli takımına seçilmiş. Tabii ki bu bizim için sevindirici bir gelişme. İyi de hocam şöyle var, böyle var. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim boşa çıktı. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Musa Dembele'nin Lyon'dan ayrıldığı açıklandı. Şimdi transfer çalışmalarına başladık. Uzun zamandır bu Dembele'yi takip ediyorduk. Arap ekiplere başta olmak üzere 26 yaşındaki futbolcuyu birçok kulüp istiyor. 172 maça çıkmış. 70 gol, 19 asist. Çok iyi bir istatistik mi? Bence çok iyi bir istatistik. Ve bunu hani Fransa Ligi gibi birlikte yapmak daha süper bir istatistik. Transfer market değer 15 milyon euro. Bakın 1.87 boyunda. Tam aradığımız isim. Hiç sağa sola bakmaya gerek yok. Tam aradığımız isim. Galatasaray'dan adanılıyor. Başakşehir'den adanılıyor. Sivas'tan yani herkes de adanılıyor. Zamanında 22 milyon euroyu alıyorlar. Atletico Madrid'e bir sene kiralıyorlar. Bu sezon 28 maç 3 gol 1 asist ancak 1056 dakika. Kısır döngüde sonradan almalar. Musa Dembele 1 numaralı adayımız. 12 Temmuz 96 yılında Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geliyor. Paris Saint Germain altyapısında başlıyor. Çeşitli takımlara gidiyor. 15 milyon euro transfer market değeri var. Şimdi bu bizim istediğimiz futbolculardan bir tanesi. Ancak Fenerbahçe'den Roberto Firmino için atak. Bakın bu haber böyle bir şeyi gerektirir diye düşünüyorum. Tam bu haberin istediği şey. Şimdi Fenerbahçe'de yönetim Roberto Firmino'yu yeniden gündemine aldı. Üstelik herkes Firmino'yu Galatasaray'a falan yazarken, üstelik herkes Firmino'yu başka takıma yazarken. Başkanlık koltuğu 5. yıl şampiyonluk yaşayamayan Ali Koç taraftarın çileden çıkmasından sonra bu yaz ses getirecek bir kadro kurmanın peşine düştü. Ve camiayı yeniden ayağa kaldırma. 2015'ten beri Liverpool'da Firmino. Ve artık orayla özdeşleşti. 11 Haziran'da Fenerbahçe Başakşehir'le Türkiye Kupası finali oynayacak. Ondan sonra da Rogon firmasının futbolcusunu almak istiyor diyor haberde. Şimdi Avrupa'da kalmak istiyor Firmino için. Real Madrid, Atletico Madrid, Inter gibi kulüplerle adanıldı. Galatasaray'ın da adının anıldığı söylenildi. Sambacı. Yani resmi teklifler Corinthians yaptı diyor. Ama Avrupa'da devam etmek istediğini söylüyor. Arkadaşlar ben size bu olayın Türkçesini anlattım. Dedim ki size bu olayın özü özeti şu. Siz de inanmadınız. Fakat Rogon menajerlik şirketi Liverpool'dan ayrılan Firmino'yu Fenerbahçe'ye önerdi. Hani medyada bu şekilde yayınlanıyor ama tam olarak bu şekilde değil. Şöyle söyleyeyim size. Hani hatırlamayanlar ya da bilmeyenler için kısa bir bilgi. Ali Koç diyor ki Rogon'a siz bana hep çöpleri kilitlediniz. Ben taraftarıma rezil oldum. Aa, oysa tam hayal ettiğimiz Fenerbahçe'yi yaşıyorduk. Neyse diyor ki bu sefer siz bana birini kilitlemeden ben size bir şey kilitleyeceğim. Firmino'yu Fenerbahçe'ye yapın. Hani bak ben bu kızı çok sevdim bunu bana yapın dercesine bir hareket. Peki Rogon yetkilileri ne diyor? Hallederiz. Rahat ol. Sıkıntı yok.
falan diyor değil mi? Yani Rogun yetkililer de bunu söylüyor. Peki bu iş olur mu? Ya 4 milyon euroya kadar çıkarsan olur. Hocam sen ister misin? Kesinlikle isterim. Da söyleyeyim. Ama görüşme sürüyor. Belki de Ali Koç da yüz yüze görüşmüştür. Ona da bir şey diyemem. Bakın bu lafımın içerisinde çok ciddi, subliminal bir duyum var. Onu da söyleyeyim. Ama her an her şeye hazırlıklı olmanızda fayda var diye düşünüyorum Firmino konusunda. Brezilya basını Vasco da Gama'da forma giyen, geleceğin yıldızı olarak gösterilen bomba golcü Merlan Gomez için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını iddia etmiş. Bu tabii ki de transfer piyasasında yani adanılacak bir isim. 19 yaşında. Merkez orta saha oyuncusu 2 milyon euro piyasa değeri var. Bakın 19 yaşında. Tipi aynı Jorge Jesus'a benziyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu Marlon Gomez hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ama Merlan Gomez Marlon Gomez geçen sezonda bizim transfer listemizdeydi. Hatırlıyor musunuz? O zamanlar tabii 18 yaşındaydı. 10 numara futbolcusu. Bu çocuk 8 maça çıkmış 289 dakika ama PR'ı iyi kastırıyor. Bunu söyleyeyim. Bana gelen bir şey yok ama olursa da sürpriz olmaz çünkü bu aralar tehlikeli sularda yüzüyoruz. Şimdi Fenerbahçe'den son hedef Thiago Alcantara. Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor ve Thiago Alcantara'yı gündemine aldı. Kaça aldı acaba? Bedava alınacak bir isim değil. Şimdi Thiago Alcantara kimdir? Öncelikle onu konuşalım. Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan İspanyol yıldız futbolcu. Brezilya asıllı İspanyol orta saha oyuncusu bir yıl daha kontratı var. İngiliz basını karşılıklı görüşerek feshedileceğini yazıyor. Ve boşa çıkacak futbolcunun taliplerinden biri Fenerbahçe diyor. 32 yaşında 2013'te 25 milyon euroya Bayern Münih'e, 2020'de 22 milyon euroya Liverpool'a gidiyor. Kariyeri boyunca Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyip 32 kupa kaldıran bir futbolcu. Transfer market değeri 18 milyon euro. Yaşı 32. 1.74 boyunda merkez orta saha oyuncusu yani 8 numara diyeyim. Kalça sakatlığı 30 Haziran'a kadar sakatlık diyor. Liverpool 22 milyon euroya almış. 28 maç oynatmış. Bir asisti var 1963 dakika. Bir şey söyleyeceğim. Ali Koç'ta futbol aklı var mı? Hep birlikte izleyeceğiz. Eğer Ali Koç'ta futbol aklı varsa yani eğer Ali Koç'ta futbol aklı varsa arkadaşlar zaten hep birlikte izleyip göreceğiz. Niye izleyip göreceğiz? Çünkü taraftarın tepkisi ağır mı? Çok ağır. Taraftar kızıyor mu? Çok kızıyor. Ali Koç'un ne yapması lazım? Transfer. Ali Koç transfer yapıyor mu? Sıradaki habere geçelim. De Vrij Fenerbahçe'yi şoke etti. Şimdi bu haberde şey var arkadaşlar. Bonservisi elinde. 31 yaşındaki De Vrij 6 milyon euroya maaşın yanı sıra imza parası 3 yıllık sözleşme. Fenerbahçe ise 3,5 milyon euro yıllık ücretin üstüne çıkamayız diyor. Şimdi burada bir haber var. Buradaki haberin özeti şu arkadaşlar. De Vrij yüksek bir para istiyor. Fenerbahçe'de bu paraya çıkamayız diyor. 6 milyon euro maaşa Fenerbahçe çıkamaz. Yalnız şunu söyleyeyim. Bu konuşulan 6 milyon eurolar net maaşlar. Brüt değil. Yani brüt 6 milyon zaten %40'ı ne yapar? 2,4 çık 3,6'ya falan denk geliyor. Anladınız mı? Hani futbolcunun eli 3,6 geçecek. Eğer öyle bir şey olsa süper olurdu. İndirim yoksa da görüşmeler sona erdi diyor. Ben De Vrij'in Inter'le uzatacağı görüşündeyim ama hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Wilfried Zaha. Zaha'ya Atletico Madrid talip oldu. 2 artı 1 yıllık sözleşme. Futbolcuya Premier Lig'den talipler var. Ancak Al Nassr'ın Wilfried Zaha'ya yıllık 17 milyon euro teklif ettiği iddiaları var. 17 milyon euro. Bakın 17 milyon euro. Normal 7 milyon euro değil. 17 milyon euro. Çok ama çok ama çok büyük para. 17 milyon euro. Hani böyle bir teklifte bulundu. Fenerbahçe'ye gelir mi hocam derseniz bu da sizin rezaletiniz olur. Hani böyle bir teklifte bulunmanızı dahi düşünmüyorum. Demezsiniz herhalde. Demezsiniz değil mi? Demezsiniz değil mi? Hani 17 milyon euro varken bize gelir mi? Şampiyonluk Galatasaray'dan alıp Fenerbahçe'ye verilir mi demek gibi bir şey. Yolu açık olsun. Ama keşke alınsa dediğim isimlerden biri de. Şimdi Leicester City'den ayrılan oyuncular. Bunlardan kaçı Fenerbahçe'ye
Kesinlikle gelmez. Çağlar Söyüncü o zaten gitti. Çağlar Söyüncü zaten gitti. Onu konuşacak bir durum yok diye düşünüyorum. Yuri Tilemas, Daniel Amorti, Mendy var, Bertrand var, Perez ve Tetes var. Geçtim bunlar. Yuri Tilemas. Arkadaşlar bu Tilemas çok ciddi bir Tilemas. Nasıl bir Tilemas ben size anlatayım. Transfermarkt'ına girin, 30 milyon euro değeri var. Yaşı 26, Belçikalı. Batshuayi'nin hemşerisinin kankasının görümcesi. 1.76 boyunda merkez orta saha, sözleşmesi de yok. Demokratik Kongo asıllı. 37 maç, 4 gol, 2 asist, 2827 dakika, 29 dakika. Şimdi bir akıl tutulması ya da bir beyin fırtınası yapalım. Akıl tutulması yapmayalım, beyin fırtınası. Batshuayi nerede? Belçika'da. Belçikalı Batshuayi'nin takımına Tilemas'ı getirmek kolay mı? Bence çok kolay. Yıllık talebi 4 milyon euro yıllık ücret istiyor. Yani 30 milyon euro Transfermarkt'ı boşuna almamıştır diye düşünüyorum. Şimdi bir hayal kuruyorum. Forvet'e Firmino. Sola Zaha. Merkeze Tilemas. Musa Dembele de yedek. Firmino'yla birlikte ortak oynasınlar. İkisi de boşta. Batshuayi'nin falan satıldığını düşünüyorum. Valencia'nın, Pedro'nun, King'in. Emin olun Fenerbahçe daha az para öder şu kadroya. Bak Zaha, Tielemans, Firmino, Musa Dembele, Thiago Alcantara'ya gerek kalmaz. Marlon Gomez geçiniz. Devirici de stopere becerebilsen emin ol daha az para ödemiş olur. İşte Fenerbahçe'de taraftar buna kızıyor. Yani uzun lafın kısası ne istiyor taraftar? Az para harcayalım, iyi kadro kuralım. Yani az paraya İyi kadro. Haksız mı taraftar? Bence haklı. Bence sonuna kadar haklı. Az para harcayalım, iyi kadro kuralım. Ali Koç ne diyor? Hiç para harcamayalım, mükemmel kadro kuralım. Sonuç? Sonuç ortada, Gustavo Henrique falan. Bence gayet ortada yani sonuç. Anlatmaya gerek yok yani. Değil mi? Bence anlatmaya hiç gerek yok. Her şey ortada. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği var. Kimileri bana diyor ki Ali Koç bizzat İngiltere'de görüşmeler yapıyor. Bunu taraftara duyur. Ama ben utanıyorum, duyuramıyorum. Sebebini biliyorsunuz. Niye size karşı mahcup oldum? Çünkü afaki bir şey. Arkadaş bize elle tutulur, gözle görülür bir şey söyle. Galatasaray şampiyonluğunun ardından Aziz Yıldırım olsaydı iki tane yıldızı indirdiydi. İndirmese de kapını yaptıydı. Yani kapını yaptıydı diye düşünüyorum. İndirmese de. Ali Koç ne yapıyor? Aman seçerlerse seçsinler, seçmezlerse seçmesinler. Fenerbahçe'ye de kaybettiren şey bu. Çok da uzatmanın bir alemi yok arkadaşlar. Kısaca ben size şunu söyleyeyim. Firmino'nun ihtimali var. Zaha'yı ben artık beklemiyorum. Tielemans ihtimali var ve yüksek. Çok da görüşülüyor. Osayi gitme ihtimali yüksek. Musa Dembele'yi ben Milan'a gidecek diye biliyorum. Thiago Alcantara keşke olsa. Marlon Gomez menajer oyunu devriş yüksek istedi ama Inter'le anlaşamazsa kollarımıza düşebilir. Zayt uzatacak gibi benim aktaracaklarım bu kadar. Sizden de bir beğeni çok görmeyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.